Ben Doktor Cem Yücel, radyoloji uzmanıyım. Özellikle radyolojide girişimsel radyoloji alanında çalışmaktayım ve Türkiye'de ablasyon tedavileri dediğimiz alanında yaklaşık 20 yıldır ilk uygulayıcılarından bir tanesiyim. Şimdi ablasyon temel olarak, kelime anlamı olarak bir dokuyu haraplamak anlamına geliyor. Bizim burada yaptığımız cerrahiye tamamlayıcı ya da cerrahiye alternatif olarak çeşitli görüntüleme yöntemleri eşliğinde, ultrason ya da tomografi olabilir, özel iğnelerle hedef organlara görerek, girerek buradaki dokuyu yakarak ya da dondurarak harap ediyoruz. Örnek vermek gerekirse ilk uygulamalar 2000'li yılların başlarında karaciğerle başladı. Karaciğerin tümörlerinde, tümör yayılımlarında ablasyon uygulamalarını yaygın olarak yaptık. Daha sonra 2007 yılı civarında böbreğin özellikle 4 cm'den küçük tümörlerinde bu uygulamalara başladık. Ve 2012 yılında da Türkiye'de ilk defa tiroid nodül ablasyonuna başladık. Bugün için tiroid nodül ablasyonunun yanı sıra tiroidin küçük kanserleri, paratiroid bezinin problemleri ki paratiroid bezi de oldukça önemli, vücudumuzdaki kalsiyum metabolizmasını bozabilecek sorunları olabiliyor. Bunun dışında dediğim gibi tiroid bezinin küçük kanserleri, yine kadınlarda sorun oluşturan rahim miyomlarında, zaten karaciğer ve böbrek tümörlerinde uygulanıyor ve başka çeşitli organların sorunlarında da meme gibi ablasyon tedavilerinden yaygın olarak yararlanabiliyoruz. Bir kere hasta için çok konforlu. Hasta bu işlemlerin büyükçe bir kısmını lokal anestezi eşliğinde herhangi bir cerrahi kesi yapılmadan ve daha da önemlisi organ kaybı olmadan gerçekleştirebiliyoruz bunları. Mesela tiroidde insanların yaklaşık %30'unda tiroid nodülleri bulunabiliyor ve bunların da bir kısmına tedavi gereksinimi oluyor. Biz burada tabii tiroidini hastanın kaybetmesini istemiyoruz. Cerrahi olursa nodülden dolayı tiroid tümü alınacak ve ondan sonra hasta ömür boyu tiroid ilacına bağımlı kalacak. Biz bu büyük boyutlara ulaşmış, çevresine baskı yapan nodülleri yakarak, ablate ederek tedavi ediyoruz ve daha sonrasında bir yıl içerisinde nodüllerde %60-80 arasında küçülme sağlanıyor ve daha ileride bu işlemler gerektiğinde tekrarlanabiliyor ve hastanın cerrahi şansı da kaybolmamış oluyor. Bu gibi avantajları bu tip yöntemleri modern yöntemler arasında oldukça öne çıkarıyor. Tabii zaman içerisinde hastalar kendileri de, artık sosyal medyada var ve çeşitli iletişim yöntemleri giderek gelişiyor. Hastalar aslında kendileri de araştırıp öğreniyorlar, talep ediyorlar. Mesela tiroid nodül ablasyonunda 2012 yılında ilk defa yaptığımızda Türkiye'de hiç bilinmezken bugün hastalar direkt olarak bizi arıyorlar, ulaşıyorlar, talep ediyorlar. Aslında Türkiye'de bu tip tedavilerde, tabii sadece bu tip tedaviler değil, tüm tıbbi alanlarda oldukça ileriyiz. Mesela bizim yaptığımız tedaviler aslında dünyanın sayılı ülkelerinde uygulanıyor. Aslında boyun bölgesi oldukça riskli bir bölge. İşte önemli damarlarımız var, sinirlerimiz var, nefes borusu var. Eğer deneyimli ellerde yapılmazsa bu organlar çok rahat zedelenebilir ve yani çok iyi, konforlu bir tedavi verilecekken hastayı çok sıkıntılı bir duruma da sokabiliriz. Dolayısıyla deneyim, eğitim, uzun süreli eğitimler çok şart. Şu önemli, tabii hastalar mesela bizimle temasa geçtiklerinde kendilerini direkt olarak uygun olup olmadıklarını soruyorlar. Her hastanın tetkiklerin ayrıntılı olarak tarafımızca değerlendirilmesi gerekiyor. Birincisi bu. Yani uzaktan hastaya kesin kararımızı bildirmemiz mümkün değil. Gerektiğinde hastanın bize gelip bizim tarafımızdan tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Her hasta birbirinden farklı. Bunlara özen gösterilmesi gerekiyor.